değerli izleyiciler, kısa aranın ardından yeniden birlikteyiz. Hafta sonu moderatörüne konuğumuzla devam ediyoruz. Bir kez daha ekranlarının başına henüz geçen izleyicilerimiz için sesimden dolayı özür diliyorum. Lütfen değişken hava koşullarına karşı kendinizi koruyun, kollayın. Özellikle ses kısıklığı çok yaygın görülüyor. Benim gibi mağdur olursunuz. Tekrar özür diliyorum, anlayışınıza sığınıyorum. Yazar Deniz Erten, söz yazarı ve yazar Deniz Erten bizimle birlikte İşaret kitabıyla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Deniz Erten. Şimdi ben sizin az önceki sohbetimde de söyledim. Konuk olan yazar izleyicilerimizin kitaplarını hazırlık amacıyla yüzeysel okuyorum ama etkilendiğim takdirde çok açıkça ifade ediyorum. Daha sonra tamamlayacağım. Yazar izleyicilerimizin kitaplarını hazırlık amacıyla yüzeysel okuyorum ama etkilendiğim takdirde çok açıkça ifade ediyorum. Daha sonra tamamını okuyorum diye işaretten de çok etkilendim. Çok teşekkür ederim. Sabah gelirken araçta yine elimdeydi. Ben normalde karalıyorum kendime ait kitapları. Mesut toplamıştır, mikrofona vurdum yönetmenim. İşaretleyerek okuyorum. Şimdi henüz aldığım için işaretlemeye kıyamadım. Dolayısıyla unutmamak için tekrar kağıt koydum. Gözümle not almaya çalıştım hafızama. Çok güzel. Çok büyük Allah bir emek var. Olsun. Bir aşk var ortada. Belli ki. İşareti konuşacağız teknik olarak, hazırlık olarak ama kitaplar hem sizinle sohbetimden aldığım fikirle hem de kitaba baktığım zaman genel olarak verdiği fikre bakarak neden okuyacak insanlar? İlk ayet oku. Neden oku? Önce bununla başlayalım mı? Başlayalım tabii. Çok teşekkür ediyorum öncelikle güzel yorumlarınız için. Estağfurullah. Konuşabilsem daha çok yorulacağım. Kendimi ifade edemiyorum. Çok iyi anlıyorum. Buyurun. Müzisyen hastalığı da olduğu için onun için çok geçmiş olsun. Çok bir an önce inşallah iyileşmeniz umuduyla. İlk zaten işarette bir heyecanla insanlarla şunu paylaşmak istedim. Benim herhangi bir iddiam yok. Ben tasavvufçu değilim. Şucu bucu değilim. Ama araştıran biriyim. Ve bu işe gerçekten gönlünü koymuş biriyim. Ve Allah'ın da her birimizle bizim anladığımız şekilde konuştuğunda anlamış biriyim. Ayet kelimesi alamet ve işaret demektir. Ve Allah'ın dediğine göre ve bizim de bildiğimize göre her şey bir ayettir. Yani her şey bir işarettir. Normalde hiçbir şey bilmeseniz dahi, hani Kur'an'la ilgili olsun veya dini yönden eksik olsak dahi, Allah'la aramızdaki o, ben ona hep şey diyorum, telefon hattını çektiğimiz zaman kalbimizden Allah'ın işaretlerinin yağmaya başladığını fark ediyoruz. Aslında ilginç olan şu ki o işaretler her zaman bize geliyordu. Fakat İşte bu, hani kitapta da bahsettim. Kur'an Arapça değil, Rabça. Yani Allahça. Evet. Neden A Rabça diye? Evet. A Rabça. Yani Rabça ve Allahça. Çünkü Kur'an şimdi ben besteciyim, söz yazarıyım ve kelime takıntılı biliyorum. Mükemmel bir söz yazarısınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Gerçekten ben yazmıyorum. Allah veriyor. Çok güzel bir nimet. Çok güzel bir nimet. Sağ olun. Allah razı olsun. Şöyle kelimelerle oynamayı seven biriyim. İşte aşk kaç beden giyer, işte aşkolik, ne bileyim, kelimelerin farklı farklı anlamlarını. Bir şey söyleyeceğim, araya giriyorum. Şimdi sohbetimizin başından beri sayın seyirciler, Deniz Hanım bir şey söylüyor, ben gösteriyorum. Aa, buraya ben not almıştım, soracaktım. Şey, size sadece şunu göstermek istiyorum. Bakın ne yazıyor burada. Kelime oynamayı sever misiniz? İnanamıyorum. Gerçekten inanılmaz bir etkileşim var. Ben size bağlıyorum bunu. Aa, gerçekten. Değil mi? Üçüncü oldu. Bunu evet, gözlerim doldu. Demin Arapça'da evet. İnanamıyorum. Gerçekten şimdi şu not almıştım, ben de kalbim çarptı. İşte bu alan güzelliği gerçekten öyle. Çünkü siz kalbinizi ona rapt ettiğiniz an itibariyle zaten hepimizin aynı lisanı konuştuğunu ve hiçbir şekil, hiçbir kalıp olmadığını anlıyorsunuz. Hatta benim yine bestelerimden ve kalp değil, kalıpları kırın. Çünkü bizler çok ilginç varlıklarız. Ona da geleceğim inşallah. Fakat neden Rabça'ya gelelim? İşte Ümre'ye gittiğimde Arabistan'da, hani bizde hep şey vardır ya, işte Arapça bir şey görürsünüz yerde öper başınıza koyarsınız falan. Onu biz Kur'an dili zannederiz normalde. Oysa ki baktığımda onların kendi Arapçası içinde Kur'an'ın mealleri vardı. Yani cehaletim o kadar sonsuz ki ben Kur'an Arapçasının hepimiz gerçekten, hani Hazreti Ali diyor ya, ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı. Sonra diyor ki ilmin sonu cehalettir. Çünkü bu işin sonu yok.
Öğrendikçe hiçbir şey öğrenmediğinizi fark ediyorsunuz. Hani her seferde bu kitapta da anlattım. Matruşka gibi. Şimdi diyorsun ki ah diyorsun işte bir şeyi keşfettim ben. Yahu ben bir şeyleri keşfettim dediğin an tak orası açılıyor, başka bir şey çıkıyor ve Allah sana gülüyor. Evet. Bu neden Arapça? Çünkü bu Kur'an dili içinde Sanskritçe, Fenike diline kadar, Aramice, İbranice olmak üzere bütün dillerin adeta bir sentezi var. Dolayısıyla kendine ait bir dil. Ve bu dil normalde benim de anlatmaya çalıştığım şey işaretle beraber bir müzisyen olarak da ve kainatın da müzikle döndüğünü anlamış biri olarak da, çünkü Şems Hazretleri de bunu söylüyor, Pisagor da bunu söylüyor, evren müzikli bir evrendir diyor Pisagor. Şems Hazretleri diyor ki müzikle ilgili, evet öyle bir sır var ki açıklarsam ben müzikli bir evrendir diyor Pisagor. Şems Hazretleri diyor ki müzikle ilgili, evet öyle bir sır var ki açıklarsam bütün her şey birbirine girebilir diyor. O kadar büyük bir sır. Bunun içinde bir frekansla bu kelimelerin söylenmesiyle beraber bir frekansla hem bilinçaltınız çalışıp çalıştığını, bilinçaltınızın temizlendiğini, hem DNA'nızın değiştiğini, hem de bununla beraber evrenle Allah'ın kurduğu sistem üzerinden bir iletişim gerçekleştirdiğinizi fark ettim. Ve siz bu iletişime girdikçe, şimdi okuyucularımla az önce de konuştuk ya, Instagram'da paylaşımlarımız oluyor. Bana yaşadıklarını yazıyorlar. İnanamazsınız. Aslında çok inanılır. Çünkü hayat bir mucize. Deneyimleyen daha da bunun şahidi. Ve bizler sadece şöyle bir sıkıntı var. Küfür kelimesi, kafir kelimesi gerçeği örten demektir. Kafir hatta Arapların gece için kullandıkları bir terimdir. Örttüğü için, hani gerçeği göremediğiniz için, karanlıkla örttüğü için, işte küfür kelimesi de gerçeği örten demektir. Aslında herkes neyi iddia ederse etsin, hakikati biliyor. Sadece örtüyor. Yani bizler hakikati, işte biz ne mucidiz ne başka bir şey. Biz olanı yeniden keşfeden varlıklarız. Her an Kur'an inzal edildiği gibi, hani Kur'an inzal edildi Efendimiz zamanında. Fakat Kur'an her an yeni doğan bir çocuğa yeniden izah edilmekte. Çünkü her bilinç tekrar ilk ayetle beraber oku diye başlayıp bu dünyayı ve kainatı okumaya başlıyor. Neden oku? Sürekli seminerlerde de sorduğum bir soru bu. İlk ayet neden oku? Neden oku? Evet. Kitap yok. Niye okuyacak? Üstelik üstelik ümmi bir peygamber. Yani ümmi kelimesinin açılımına baktığınızda okuma ve yazması olmayan demek. Ama ümmi kelimesine baktığınızda ana demek, mi de hakikati Muhammedi. Hakikati Muhammedi'nin anası, yani ilmin anası demek. Fakat biz şeklen anlayan varlıklar olduğumuz için Allah diyor ya, misallerle anlatıyorum. Ya Allah'la ilişkimiz aslında şöyle, evladınız var. Evet. Gördüm. Sağ olun. Allah bağışlasın onları. İnşallah. Mesela çocuğunuzu elinden tutuyorsunuz ve bir alışveriş merkezine götürüyorsunuz. Anne bu nedir diyor. Şimdi nasıl anlatacaksınız ona? Kesinlikle öyle. Onu anlayabileceği şekilde nasıl ifade edebilirim? Yani bir şekle sokuyorsunuz, bir misalle anlatıyorsunuz. Hani diyorsunuz şu teyzenin şöyle bir şeyi vardı ya, orada böyle bir güneş gibi bir şey görmüş. İşte o top budur falan. O zaman ha, o tamam şimdi anladım diyor. Çünkü bizim idrakımız maalesef ele hiçbir zaman Allah'ın sonuna kadar anlamak idrakımız söz konusu değil, ama en başlarda özellikle kesinlikle gerçekten bir çocukla anne ilişkisi gibi Allah'ın bize söylediklerini kendi misallerimiz içinde canlandırarak, şekillere sokarak anlıyoruz. Oku ayeti geldiğinde okuma bilmiyorum dedi. İşte başka bir işaret daha. Okuma bilmemesi bizim için neden bir işaret? Biz Kur'an'ı anlamaya çalışıyorsak, ki neden Kur'an'ı anlamamız gerek? Benim şu anda hani kendimi bir anlamda parçalama sebebim şu ki, bizim ne atomu parçalamaya ihtiyacımız var, ne dünyayı, uzayın dip köşesini keşfetmeye. Kur'an'ı anlamaya başladığınızda her şeyin hali hazırda, hazine olarak arka bahçenizde olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü öyle bir ilim ki, zaman yolculuğundan tutun, kelimelerin öyle değişik anlamları var ki, size, bizlere
nasıl diyeyim, masal gibi görünen şeylerin aslında yaratılmış evren için son derece sıradan mucizeler olduğunu fark ediyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ı kurcaladığınızda, benim çok sevdiğim bir fizikçi dostumuz var, çok da beğendiğim bir yazar Erhan Altunay, bir gün bana bu sohbetle yaparken, pardon fizikçi miydiniz dedi. Hayır dedim, sadece Kur'an'ı araştırarak bunları anlamaya çalışıyorum. Çok şaşırdı. Yani o öyle bir kitap ki, sosyoloji, psikoloji, fizik, matematik, müzik, her şey var. Her şey var. İşte oku ayeti geldiğinde ümmi olma işareti bize şunu gösteriyor. Bildiklerinizi unutun. Hı hı. Çünkü bildiğiniz zannettiğiniz şeyler yüzünden sizin farkındalığınız açık değil. İnsan üç türlü bilir. Psikolojide böyle. Bilir, bilmez, bilmediğini bilmez. Hangisi oluyoruz? Genelde bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Maalesef. Kendim açısından da söylüyorum. Sürekli kendimi. Hangisi oluyoruz? Genelde bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Maalesef. Kendim açısından da söylüyorum. Sürekli kendimi bilmediğim yönünde, ümmi olmam gerektiği yönünde, herhangi bir kayıt veya kalıba girmeden bakmam gerektiği yönünde sürekli programlıyorum. Çünkü bilinçaltı o kadar ilginç bir şey ki, 0-7 yaş arasında dünyaya geldiğiniz an itibariyle aslında beşersiniz. Ve Kur'an peygamberler için beşer kelimesini kullanıyor. Evet. İnsan kelimesini genelde olumsuz yönde kullanıyor Kur'an. Kitapta ona da bir vurgu var. Bir aynen var. Öyle. Evet. Aynen. Çünkü beşer geldiğinde şartsız ve kayıtsız oluyor. 0-7 yaş arasında ise şu oluyor. Ah ne kadar güzelmiş. Fakat çok zeki değil galiba. Çok zeki değilim. Kayıt. Ispanağı sevmiyor galiba. Ispanağı sevmiyorum. Kayıt. Karşı komşunun ne bileyim işte eşi karısına bağırıyor. Onu görüyor. Onu resmediyor. Kayıt. Ve bunlar karısına bağırır. Aynen öyle. Ve 0-7 yaş arasında aldığı her şeyi resmen download ediyor. Ve yeni bir bilgisayar sürümü ediniyor. Bu bilgisayar sürümüyle okumaya başlıyor kainat. Dolayısıyla okuyamıyor. Dolayısıyla işaretleri fark edemiyor. İşte nefsi terbiye dediğimiz, hani bu 7 nefis mertebesinden geçmek, bir sürü çile tabir ettiğimiz tasavvufta öğretiler aslında bizim bilinçaltı temizliğimizden öte bir şey değil. Çünkü beyin yapısı çok ilginç. Beyin yapısı 4 bölümde R kompleks dediğimiz sürüngen bir yapıya sahip. İlk bölüm. Beyin sapıyla beyincik dediğimiz bölgedeki alan ve bizim kertenkeleler, yılanlar ve kuşlarla aynı hareket etme yapımızın geldiği alan. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. İlkel dürtülerimizin, cinsellik, yeme içme, aidiyet, alanım, benim evet, alanım evet. gibi ve adet olarak kabul etme gibi alanlarının yönetildiği yer bizim sürüngen beynimiz. Ve ilginç olan, biliyorsunuz kitapta da şöyle bir şeyden bahsettim. Musa'nın asasından bahsettim. Ve Musa asasını yere attığında bir yılan oluyordu. İşte omuriliğimiz. Evet. Görebilir miyiz? Bora, üçten Mesut gösterebilir miyiz? Omuriliğimiz gerçekten bir yılan gibi. Aslında bizim bilincimizin temsil edildiği omurilik ve asa sembolü. Bütün bu işte oku, bilinç ve nasıl okuyacağına ilişkin işaretleri size veriyor. Önce temizlenmeniz gerekiyor. Önce 0-7 yaş arasında size yüklenen veri tabanından arınmanız gerekiyor ki o yüklemelerden temizlenmeniz gerekiyor. Yer mi açacağız, hazırlayacak mıyız? Yani tabii bunun için ben çalışmalar yaptırıyorum. Hani YouTube'da da dinletiler koyuyorum. Evet, evet. Evet, YouTube'da da dinletiler koyuyorum. Çünkü şunu fark etmek lazım. Mesela diyorum ki, mesela hırka ne demek biliyor musunuz? Hırka yırtan delen demektir. Ve dervişlere belli bir aşamadan sonra hırka giydirilir. Harika kelimesi ise yine hırka kelimesinden gelir ve adet delen, yani olağanüstü demektir. Şimdi bizim bu sürüngen beynimiz dediğimiz alan bizim ilkel beynimiz dedi, ilkel bilincimizi yönetiyor. Ve çok ilginç, mesela kertenkele gibi hareketlerimiz var.
kertenkeleler kendi grup, kendilerine ait bir grupları var bunların. Dışarıdan bir kertenkele geldiğinde hepsi birleşip onu onun üzerine yürümeyi ve onu korkutmayı tercih ediyorlar. Hı. Kendi alanlarını korumak için. Normalde kendi aralarında husumet olsa bile dışarıdan gelen tehlikeye karşı kendilerini kendi içlerinde bir birlikte koruyabiliyorlar. Ne bileyim, reklamlarda bir şeyi alırsanız o mesela diyelim ki bir yüzük takmış çok ünlü bir aktris. Hı hı. O yüzüğü taktığınızda onun gibi hissedeceğinizi size telkin eden kertenkele beyin, yani sürüngen beyin dediğimiz R-kompleks. Şimdi biz bunları bilmezsek bize aslında tasavvuf öğretisiyle neyin yapılmaya çalışıldığını ve Kur'an'ı okurken nasıl ümmi olmamız gerektiğini anlayamayız. Çünkü çok sevdiğim bir bir gerçek var, hikaye değil bu. Bir karınca otların arasında sürekli bir otun ucuna kadar çıkıp aşağı atlıyor. Sürekli bir otun ucuna kadar çıkıp aşağı atlıyor. Bir anlamda intihar ediyor. Bunu araştırıyorlar, bu karınca neden bunu yapıyor diye. Sonra şunu fark ediyorlar. İneklerin ve koyunların bağırsaklarında ve midelerinde yaşayan bir virüs var. Evet. Bu virüs otlara bulaşıyor. Oradan bağırsaklarında ve midelerinde yaşayan bir virüs var. Evet. Bu virüs otlara bulaşıyor. Oradan karıncaya bulaşıyor. Ve karıncanın beynini ele geçiriyor. Ve karıncayı kendini öldürmek üzere o şeyin üstüne çıkartıp atlatıyor. Otun üstüne çıkartıp atlatıyor. Karınca bunu niye yaptığını bilmiyor. Çoğumuz da bu şekilde yaşıyoruz. Çünkü bilinçaltımız çok korkunç bir rakam. %100'ü bir gün olarak düşünün. %95 ile %99'umuzu kişiye göre değişiyor. İyimser olalım. %95'imizi diyelim bilinçaltı yönetiyor. %5'i bilinç üstümüz. Ne yaptığınızı hatırlamıyorsunuz. Çocuğunuz diyor ki anne bana niye öyle bağırdın? Ben sana bağırmadım diyorsunuz. Çünkü 0-7 yaş arasında kaydettiğiniz şey bilinç üstünüz başka bir şeyle meşgulken dışarı çıkıyor. İşte bu hani adet, hırka, adet denen meseleleri adetlerinizi değiştirmeniz, yani yırtmanız, kalıplarınızı kırmanız üzerine telkinler. Mevlana Hazretleri'ne, Şems Hazretleri'nin hani meyhaneye yollaması ve içki almasını istemesi gibi. Ona göre kitaplarını yakması gibi, bildiklerini unutturması gibi. Çünkü bizler bilmediğimizi bilmediğimiz için Kur'an'ı ve Allah'ı ve sonuçta peygamberimizi de bilmediğimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Yola böyle çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Öncelikle herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmadan ve bilinçaltımızın nasıl çalıştığını, bilinç üstümüzün nasıl çalıştığını, beyin yapısını anlamaya çalışarak bunun için de gerçekten aslında bu bir kamu görevi benim için. Çünkü düşünsenize onlarca insanız biz. Yüzlerce insanız ve %95'imiz hakimiyetimizin dışında çalışıyor. Birbirimizle iletişim kurmamız ne kadar mümkün ki Kur'an'la iletişim kuralım, ki Allah'la iletişim kuralım. İşte bu esnada oku geldiğinde peygamberimize ümmi olma işareti, yani temiz, arınmış, bilmediğini bilen ve tertemiz bir tahtaya adeta yeniden yazılma gibi. Ben okuyamam diyor ve biliyorsunuz arkasından Cebrail Aleyhisselam onu sıkıyor vesaire. Burada kitapta şunu anlatmaya çalıştım ki Kur'an Arapça, yani Rabçadır ve Allah sizden yapamayacağınız bir şeyi isteyecek bir ilimde değildir. Allah'ın ilmi sonsuz. Düşünsenize bir sürü insan seminerlerde, konferanslarda sürekli sorulan sorular. İşte rejim niye var? Rejim yok aslında da. Hani işte neden Arapça ben bilmiyorum, nasıl okuyacağım? Ben de diyorum ki şimdi benim diyorum şarkılarımı dinlemek istiyorsunuz. Bilgisayarınız var. Bilgisayarınızda bir müzik portalından şarkılarımı indirmek için ne yapmanız lazım? Önce o müzik portalını indirmeniz lazım bilgisayarınıza. Sonra benim şarkılarımı dinleyebilirsiniz. Yani sizde hali hazırda Arapçayı okuyabilecek veri tabanı var. Sadece üstü örtülü. Üstündeki örtüyü açtığınız zaman çalışmalarla ve temizlemeyle bilinçaltını, size bir bakıyorsunuz ki işaret yağıyor. Öyle şeyler yazıyorlar ki plakalardaki, hani plakalardaki RN yazdığını, Kur'an yazdığına kadar. Yani diyorlar ki Deniz Hanım, hani inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Bunlar aslında hep geliyordu. Fakat sen hani gerçeği örten demek ya kafir. Biz aslında bunu başka bir anlamda kullanmak istiyorum ama şu anlamda söylüyorum. Biz örttüğümüz için hakikatte sahip olduğumuz özdeki bilgiyi üstteki
veri tabanıyla kainatı okumaya çalışıyoruz. Oysa ki her ayet işaret demek. Her şey bir işaretse peygamberimize söylenen şey kainatı oku. Çünkü her şey bir ayet, her şey bir işaretti. Biz de kainatı okuyabiliriz. Allah bize bu ilmi vermiş. Ama işte bunun için tabii çabalamak gerekiyor. İşaret tek bir şey işaret etmiyor o zaman anladığım kadarıyla işaret kitabı. İşaret kitabı yani şöyle, öncelikle Allah'la aramızdaki işaretleşmeden bahsediyorum. Hı hı. Çok basit şöyle bir şey, yine her seminerde anlattığım bir hikaye var. Hikaye demeyelim, gerçek de hani olan bir olay. Benim kendi sektörüme bağlı bir sektörde çalışan ablamın bir arkadaşıyla böyle bir iletişim kurmaya başladık ve sonra işinden çıkarıldı. Beni aradı, işte ben dedi hani hiç hak etmedim, neden işimden çıkarıldım, böyle bir şeyi neden yaşıyorum. Kitabın girişi de öyle zaten, her kötü şey sizin başınıza değil mi diye başlıyorsunuz. Aynen öyle. Ve hepimizin sorduğu sorular, ben bunu hak etmedim, ben bunu hak etmedim, neden bunu yaşıyorum gibi. Sonra biz onunla çalışmaya başladık. Hem bilinçaltı olsun, temizlemeleri olsun. Hem yavaş yavaş dualara yöneldik. Çünkü sema kelimesi duyan ve işiten demektir. Yani evrensel bir Google var. Ve dua da çağrı demektir. Siz aslında bir anlamda Google'a, dualara yöneldik. Çünkü sema kelimesi duyan ve işiten demektir. Yani evrensel bir Google var. Ve dua da çağrı demektir. Siz aslında bir anlamda Google'a girip söylediğiniz sözlerle sesli işleyen bir sistemi harekete geçiriyorsunuz. Şimdi mesela yeni bilgisayarlarda sesli bir ona Sibel mi bir şey diyorlar bilmiyorum ben çünkü teknoloji... Ne deniyor Mesut? Evet. Evet. Adı var ama. Evet. Ve siz diyorsunuz ki mesela İşte Deniz Erten'i bul diyorsunuz, tak Google'a ise indiriyor. İşte mesela Nuh'un gemisinin de böyle olduğu söyleniyor. Sesle işletildiği, kainatın da sesle işletildiği. Çünkü ol dedi ve oldu. Hı hı. Kelimeyle geldi. Allah kelimeler üzerinde ne kadar çok duruyor. Kelamullah, Kur'an kelamullah, Musa kelimullah, İsa hı hı. kelimetullah. Yani bakın hep kelime, kelime, kelime. Demek ki bu da bir işaretler zinciri var. Hı hı. Sonra biz arkadaşımla çalışmaya devam ettik ve sonra işte Ramazan geldi, o ibadetlerine başladı, orucunu tutmaya başladı, şu bu. Tekrar çok büyük bir iş teklifi aldı. Bir sene boyunca bir hicrete başladı. Hı hı. Dostlandığı insanlar yavaş yavaş ondan ayrılmaya başladı. Çünkü frekansınız değiştiği zaman hayatınızdaki sizi aşağı çeken, hani dünyeviyete çeken, bu esfel-i safiliğin, hı hı. Sürüngen beyin dediğimiz, onu öyle özdeşleştiriyorum, hı hı. ben. Sizi aşağı çeken her şeyden yavaş yavaş arınmaya başlarsınız. Bu bir anlamda size acı verir. Aslında sizin hicretiniz için, yani Mekke'den Medine'ye kendi içinizdeki göçünüz için, hı hı. kendi içinizdeki medeniyete göçünüz için gereklidir. Ve sonunda beni aradı, dedi ki çok büyük bir iş teklifi aldım. Bu esnada da hani ilk sana haber vermek istedim. Ve yani diye benden ne dilersen. Dedim ki ne dileyebilirim? Hani ben senin için, sen benim için dua et zaten. Bundan daha büyük bir hediye olamaz. Tamam dedi. Fakat işte bizle ilintili bir sektör ve çok fazla yine haksızlık. Yani her sektörde olduğu gibi çok fazla haksızlık evet, var. Gıybet evet. var, o var, bu var. Vesaire. Beni ertesi gün aradı, dedi ki Deniz dedi. Ben Allah'la öyle bir iletişime girdim ki. Şu an korkuyorum ya dedi, iletişimim bozulursa. Şimdi ben bunların içine tekrar girdim. Hı-hı. Arınmıştım. Ne yapmam lazım dedim ki, unutma ki miraca çıkan peygamber tekrar halkın arasına dönüyor. Yani bizlerin haşa birkaç bir şeyi hissettiğimiz ve öğrenmeye başladığımızda arınsak bile Allah'tan ve halktan kopma gibi bir durumumuz asla olamaz. Tam tersi, kendi duruşunla orada daha başka bir yol açabilmelisin. Hani insanlar böyle, insanlar da bu işi yapıyor demeli. Onun üzerine peki dedi, ama dedi yani ya Allah'tan uzaklaşırsam falan dedim, öyle bir şey olmayacak, hiç merak etme. Ama dedim Allah'a sor, bana niye soruyorsun ki? Dedim bak biliyorsun. Aynen öyle. Nedir? Sen Allah'la dedi, iletişime geçeceksin. Ne yapayım dedi. Sabah namazının üstüne dedim Allah'ımıza sor. Allah'ım ben bu işe devam mı edeyim, vaz mı geçeyim? Çünkü sorusu buydu. Tamam dedi, yarın sabah namazında soracağım. Oradan da işe gideceğim. Gelen cevaba göre de durumu belirleyeceğim. Sabah kalkıyor, namazını kılıyor ve Allah'a soruyor. Allah'ım ben bu işe devam mı etmeliyim, vaz mı geçmeliyim? Devam mı etmeliyim, vaz mı geçmeliyim? Sonra servisine biniyor. Hala aynı kafada, devam mı etmeliyim, vaz mı geçmeliyim? Allah'ım bir işaret ver. İçeriye servise yine yeni çalışmaya başladığı şirketten birisi giriyor. Fenerbahçe'nin maçı varmış. Ooo diye bağırıyor, la 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 falan. O gözleri kapalı hala. Allah'ım bana bir işaret ver. Bu işe devam mı etmeliyim, vaz mı geçmeliyim?
Adam tam önündeki sandalyeye oturuyor. Üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkarıyor ve sandalyenin üzerine giydiriyor. Hı hı. O hala devam ediyor. Allah'ım bu işe devam mı etmeliyim, vaz mı geçmeliyim? Sonra Allah'ım sen bana bir işareti ver. Ben bu işe devam mı etmeliyim, vaz mı geçmeliyim? Senden kopmak istemiyorum diyor. Gözlerini yavaş yavaş açıyor. Tam önündeki formada şu yazıyor. 9 numara asla vazgeçme. Ay çok güzel. Evet. Çok. Ya bunun gibi onlarca şey var. Çok. Şimdi süremiz açtı. Son 3-4 uyarıyı da aldım ama evet. O kadar güzel ki sohbet. Yani 25 dakika nasıl geçti hiç anlamadık gerçekten. Ben de aynı şekilde. Hiçbir şey daha soramadım bile. Sadece Iceberg'in görünen yüzü bu sohbet. Kitapta çok daha fazlası var. Seminerlerinizde çok daha fazlası evet. Var. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok siz kelimelerle oynamayı lütfen devam edin. Tekrar sizi ağırlamak dileğiyle sevgili denizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler ben konuk teşekkür olduğunuz ediyorum. İçin. Sağ olun. Kısa bir ara saat başına devam edeceğiz.